Pertek Belediyesi, ilçe merkezinde bulunan 5 mahallede vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak ve ihtiyaç sahiplerine destek olabilmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Pertek Belediye Başkanı Ruhan Alan, ihtiyaç sahibi vatandaşlara soğuk kış günlerinde destek olmak amacıyla kömür yardımında bulunduklarını söyledi. İlçemizde ihtiyaç sahibi çok vatandaşımız bulunmakta. 5 tane mahallemiz var. 5 mahallemizin muhtarından fakirlik kağıdı getiren vatandaşlarımıza hem buradan kömür desteği sağlıyoruz. Ayrıca üniversitedeki öğrenci arkadaşları da, gelen öğrenci arkadaşları da, evde kalan arkadaşlarımıza, onlara da kömür desteğini sağlıyoruz. Yani bize bunun yükü tabii ki de çok fazla. Kömürün tonu şu an Türkiye'de belli fiyat olarak. Fakat belediyenin işlevleri tabii ki de hani sosyal fayda sağlamak olduğu için amacımız buradaki her insana, her vatandaşa dokunmak. Düzenli olarak kömür desteğini sağlıyoruz 3,5 yıldır. Kömürler 10 ila 30 torba arasında dağıtılıyor. Kömür yardımını mümkün mertebe belli bir kota şeklinde veriyoruz. İşte kimi ailelere 10 torba, kimi ailelere, yani aile veya işte öğrenci arkadaşlara durumlarına göre, hani ekonomik durumlarına göre 10 torba, 20 torba veya 30 torba şeklinde o destekleri sağlıyoruz. İlçede siyaseti ön planda tutmayarak hizmet etmeye çalıştıklarını ifade eden Başkan Ruhan Alan, yine ihtiyaç sahibi ailelere et, öğrencilere ise kırtasiye desteğinde bulunduklarını söyledi. 9 tane belediye meclis üyemiz var. Parti farkı gözetmeksizin her belediye meclis üyemizden eşit sayıda, belli bir miktarda aileye tespit etmelerini istedik. Ortalama 50-60 aile civarında bir şey oldu. Yani her belediye meclis üyemiz bizlere 50-60 arasındaki ailemizin listelerini getirirler. Biz de o ailelerimizi hem kırtasiye desteği sağladık, hem et desteği sağladık. Yani buradan da şu amacı edindik. Belediyelerde siyaset ön planda olmamalı. Seçilmiş insanların hepsinin vatandaşa karşı sorumluluğu var. Bu doğrultuda da belediye meclis üyelerimizden de herhangi bir siyasi ayrım gözetmeksizin bütün hepsinin çevresindeki ihtiyaç sahibi ailelere de dokunmuş olduk.